Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık Cumartesi ABD Gulfstream Park'ta 19 koşuluk bir program var. Saat 20.40'ta başlıyor. Birinci altılı Gayan ilk aya bir opsiyonel satış koşusuyla. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte. Koşu 16 bin dolarlık satış koşusu 34 bin dolar. Toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada Jose Ortiz ile start alacak olan 4 numaralı Angelique Kol 1200 metre kum pistteki son startındaki 12.500'lük maiden satış koşusunu yaklaşık 11 boy farkla kazanan Angelique Kol favori olduğu son startı 1200 metre kum pistte 1.12.50 ile Jose Ortiz faktörüyle tek olur gibi gözüküyor gruptaki diğer isimlere baktığımızda. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 1100 metre kum pistte 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Kimin ne yapacağı belli olmayan bir koşu. Dolayısıyla burayı kapatmayı planlıyoruz. Koşu 16 binlik bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 24 bin dolar olan bir koşu. 6 numaralı La Bufalita ile başlayacağız. Luis Saez ile start alacak olan. Daha sonra 4 numaralı Stephanie My Love Angel Morales ile start alıyor. 5 numaralı Curlin Square, Raiden Curlin yavrusu Edgar Zayas'la start alacak. 7 numaralı Gigi's Golden Goal, Jesus Rios'la start alıyor. 3 numaralı Louis Sanaki, Michael Vasquez'le 1 numaralı Out for Myself, Ismerio Villalobos'la ve yazmadığımız 2 numaralı Cosette'le kaldı. O da David Boracoy'la start alacak. Koşuluk sıralaması 6-4-5-7-3-1-2 sırasıyla kapatmakta fayda var bu aya. Üçüncü koşu bir stakes koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte pulpit stakes koşusu. Koşu 75 bin dolar ikramiyeli bir orta seviyenin altında bir stakes koşusu. 4 numaralı Ari Gold'la başlayacağız. Todd Fletcher'ın antren ettiği Luis Saez ile start alacak olan. Son startında 1700 metre çim pistteki 85 binlik maiden koşuyu 1.42.94'te iki boydan biraz fazla bir farkla kazanan bir isim 4 numaralı Ari Gold. Bugün de büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Ben yanına iki isim daha önereceğim. 7 numaralı Sendero, Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Kariyerin ilk startında bir maiden koşuda boyun farkı ile ikinciliği var 1100 metre çim pistte. Daha sonra ikinci startında 1100 metre çim pistte bir black type koşuyu Rod Ortiz Jr. ile kazanıyor. Önceki startı kariyerin 3 startında 2 startında favori çıkmış bir isim. Kazandığı Black Type koşu 1.04.50-1100 metre çim pistte. Son olarak 2 numaralı Lights of Broadway Mark Cassin'in antren ettiği Edwin Gonzalez'de start alacak olan bir isim. Favori olduğu son 2 startında 1670 metre tapeta pistteki 50 binlik maiden ve Black Type koşuları 1.43.51-1.41.96 ile kazanmış bir isim. 4, 7 ve 2 yeterli gibi gözüküyor 3. ayakta. 3. koşuda daha doğrusu. 4. koşu bir maiden satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir maiden satış koşusu 32 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 6 numaralı No Deliberation Paco Lopez'le start alacak. 1400 metre kum pistteki son startında 1.5 boy farklı üçüncülüğü var favori olduğu son startında. Daha sonra 1 numaralı Matro Sonny Leon'la start alacak olan bir Girvin yavrusu. Sonra ekürlerden 7 numaralı Awesome Marina'yla ekürü olan 4 numaralı Golden Talent şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak da 2 numaralı Barak Michael Vasquez'le bu koşuda öne çıkan isimler. 5. koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1600 metre çim pistte start alacak. Koşu 70 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 7 numaralı OK Boomer Noble Mission yavrusu Todd Fletcher'ın antren ettiği Luis Saez'de start alacak olan bir isim. 9 numaralı Hardy Choice Julian Leparux'la start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. 4 numaralı Southern Dream Emzel Caramillo ile start alıyor. 1670 metre tapeta pistteki 50 binlik maiden koşuda ikinciliği var. Son startında son olarak 2 numaralı Spinning Musician Michael Vasquez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu bir satış koşusu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. 28 bin dolar
toplam ikramiyesi olan bir koşu. Bir numaralı Golden Isle son 6 startının tamamında satış koşularında el değiştirmiş bir isim. Ve son 6 startında 4 tane galibiyeti var. Çoğu 1100 metre ve 1000 metre tapeta pistlerde. Son startında 1100 metre tapeta pistteki 27 Kasım'daki 12.500'lük satış koşusunu iki boydan biraz fazla bir farkla aynı jockey ile kazanmış bir isim. Daha sonra 5 numaralı Mercury Head, Paco Lopez ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Şartlı koşulardan bu satış koşusuna geliyor. Son olarak 6 numaralı Adios Babe, Luis Saez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 1000 metre tapeta pistte önceki startında baş farkıyla ikinciliği var. 12.500'lük satış koşusunda. Yedinci koşu Wait a While Stakes koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte start alacak. 8 numaralı Bon Tepper ve 11 numaralı Delight Ecuri. Biz de ekürlerle başlayacağız. 75 bin dolarlık bir stakes koşu. 8 numaralı Bon Tepper son iki startındaki Maiden ve Black Type koşuları kazanmış bir isim. 1600 metre çimde 1.39.44 Maiden koşu kazandı. 1600 metre çim pistten kumandan son startında da bir Black Type koşuyu 1.42.19'da kazanmış bir isim. Daha sonra 4 numaralı Personal Pursuit tapit yavrusu Mark Casey ile start alacak. Tyler Mark Casey antrenörsündeki bir isim. Tyler Gaffalone ile start alacak. 1200 metre çim pistten kumandan önceki startındaki 95 binlik maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor. Favori oldu önceki startı. Son startında da bir grup 3 koşuda 5. var. 3 numaralı Isabel Alexandra Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim. Kariyerin ilk startında 1000 metre çim pistteki maiden koşuyu 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Daha sonra 110 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşuda 1600 metre çim pistte ikinciliği var. Son olarak 9 numaralı Juniper Marshmallow Brad Ortiz Jr.'la bu koşuda şans verdiğim son isim o da Todd Pletcher antrenörsündeki bir Quality Road yavrusu 1700 metre çim pistteki 100 binlik üst grup maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla 1.45-10 derecesiyle kazanmış bir isim. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 3 karı İngilizlere mahsus 1700 metre tapeta pistte start alacak. Koşu 20 bin dolarlık şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 32 bin dolar olan 8 numaralı Uncle Armando ile başlayacağım. Edgar Sayas'la start alacak olan 1670 metre tapeta pistteki önceki startını yarım boy farklı aynı jockey ile kazanmış bir isim. 20 binlik şartlı satış koşusu. 5 numaralı Monza Jose Ortiz ile start alıyor. Son 3 startında 1670 metre tapeta pistte 12.500 ve 20 binlik satış koşularını 5 boydan fazla ve 3 boy farklarla kazanmış bir isim. 1.41-61, 1.40-57 dereceleri. 2 numaralı Poppy's Boys Sonny Liyon'la start alıyor. Son startını 1670 metrede 1.41-17 ile kazanmış yarım boy farklı aynı jockey ile. 6 numaralı Wicked Finn Poppy Boys'un kazandığı koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. 1670 metre tapeta pistte. Daha sonra 10 numaralı Fly the V o da aynı koşuda. Bir boydan biraz fazla bir farklı üçüncülüğü var. Ondan önce 1670 metre ve 1700 metre tapeta pistteki 10 binlik satış koşularını 1.40-27 ve 1.42-49 derecelerinde kazanmış bir isim. Son olarak 9 numaralı Racecraft Brad Ortiz Jr.'la bu koşuda şans verdiğim son isim. O da kariyerinin son 4 startında 1670 metre tapeta pistte 8000 ve 12.500'lük şartlı satış koşullarını 1.43.91, 1.41.28 dereceleriyle kazanmış bir isim. Geldik son koşuya. Bir satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir koşu. Burada da 9 numaralı Performing Arts'ı tek olarak önereceğim. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda koşu 16 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 32 bin dolar olan 9 numaralı Performing Arts bir önceki startında 25 binlik bir satış koşusunu 1700 metre çim pistte 1.42.72 ile Lionel Reyes ile yarım boy farkla kazanmış favori olduğu bir önceki startı. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum. 9 numaralı Performing Arts'ı. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim.
Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce bugünkü koşulara ait Ron Nicoletti'nin seçimleri ikinci koşu birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı seçimler şurada gördüğünüz gibi üçüncü koşu sayfanın sağından devam ediyor. Üçüncü koşunun seçimleri burada. Dördüncü koşu burada seçimleri burada. Beşinci koşu seçimleri burada. Altıncı, beşinci koşu ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Altıncı koşu seçimleri burada. Yedinci koşu burada. Sekizinci koşu seçimleri sağ üstte şurada. Ve dokuzuncu koşu seçimleri burada. Ve onuncu koşu seçimleri burada gördüğünüz gibi. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak Angelic Gal 4 numaralı tek olur gibi gözüküyor. İkinci ayağı kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde 6 numaralı da Bufalita. 4 numaralı Stephanie My Love. 5 numaralı Curly Square. 7 numaralı Gigi's Golden Gal. 3 numaralı Louis Anaki. 1 numaralı Out For Myself ve 2 numaralı Cosetta. 3. koşu 4 numaralı Ari Gold büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Ben yanına 7 numaralı Sendero ve 2 numaralı Lies of Broadway eklemenizi öneriyorum. 4. koşu 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı aynı zamanda 6 numaralı
No Deliberation 1 numaralı Matro, 4 numaralı Golden Talent, 7 ile Ecury gördüğünüz gibi ve 2 numaralı Barak. 5. koşu 7 numaralı OK Boomer, 9 numaralı Hardy Choice, 4 numaralı Southern Dream ve 2 numaralı Spinning Musician. 6. koşu 1 numaralı Golden Isle, 5 numaralı Mercury Head ve 6 numaralı Adios Babe. 7. koşu 11 numaralı Delight, 8 ile Ecury gördüğünüz gibi, 4 numaralı Personal Pursuit, 3 numaralı Isabel Alexandra ve 9 numaralı Juniper Marshmallow. 8. koşu 8 numaralı Uncle Armando ile başladık. 5 numaralı Momza, 2 numaralı Poppy's Boys, 6 numaralı Wicked Finn, 10 numaralı Fly the W, Fly the V ve 9 numaralı Racecraft. Şans verdiğim isimler arasında son koşuda da 9 numaralı Performing Arts, Louis Saez ile tek olur gibi gözüküyor. Yorumları beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Şuradaki ikonu tıklayarak abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu ve bol şanslı bir cumartesi günü diliyorum.